Nerede kaldık? Erdinç Çoban yönetimindeki otomobille Yusuf Serdar Doğan yönetimindeki otomobil Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde çarpıştı. Kazada İbrahim Numaş, Sedat Güneş, Erdinç Çoban olay yerinde, Ferhat Akgün ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yusuf Ünyen, Yusuf Serdar Doğan ve Cuma Aygün ise ağır yaralandı ve çeşitli hastanelere kaldırıldı. İddiaya göre Menemen Kavşağı'na kontrolsüz giren Serdar Doğan, Manisa'dan Menemen istikametine doğru giden Erdinç Çoban yönetimindeki otomobile yandan çarptı. Feci kazada otomobildekiler savrularak can verdi. Kaza sonucu Erdinç Çoban yönetimindeki otomobilin hız ibresinin 150 kilometreye takılması dikkat çekti. Görgü tanıklarının olayı haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada Manisa Menemen yolu yaklaşık 4 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Yusuf Serdar Doğan yönetimindeki otomobilde Erdinç Çoban'la birlikte Cuma Aygün'ün, diğer otomobilde ise Yusuf Serdar'la birlikte İbrahim Numaş, Sedat Güneş, Ferhat Akgün ve Yusuf Ünye'nin bulunduğu öğrenildi. Yukarı nereye gidiyoruz? Ha tamam, oraya öyle o şekilde git. Hadi seni abi. Manisa İl Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren, Manisa Bölge Trafik Müdürlüğü önünde kazayla ilgili açıklama yaptı. Ceren, bundan sonraki denetimlerimizde emniyet kemeri için seferber olacağız dedi. Kaza sonucu 4 vatandaşımız maalesef kaybettik, eksi oldu. 3 vatandaşımız da yaralı. Kaza yapan araçlardan birinin ibresi 150'de olduğunu gördük. Biz her zaman şunu söylüyoruz, kas uygulamasında da. Kas uygulamasında olduğu gibi kararlılıkla gittiğimizde kazaların motorda ölüm sayısının, yaralama sayısının ne kadar çok azaldığını gördük. Vatandaşımız maalesef bazen tepki gösteriyor denetimlere ama biz insanımızı düşünüyoruz. Manisa halkını koruyoruz, kendisinden koruyoruz, dikkatsizliğinden koruyoruz. Demek ki geçenlerde yaptığımız gibi emniyet kemeri, pankartını astığımız gibi hız kontrolü, bölge trafik istikametinde yaptığımız gibi şehir içinde de bazı noktalarda radar kontrolüne ağırlık vereceğimizi tüm Manisalıların bilmesini istiyoruz. Bunu yapacağız. Biz insanlarımızın bu kadar kolay ölmesini ve çabuk engelli olmasını istemiyoruz. Vatandaşımızın diğer illerde de benzer konular var. Kurallara uymaması, acele etmesi, geç kalmasından dolayı bir önce bir yerlere ulaşmak istemesinden dolayı kazalar, 103 kazalar oluyor. Arkadaşlara ben talimat verdim. Trafikçi ve bölge trafikçi müdürlerime, müdür yardımcılarıma radar kontrollerine çok ağırlık vereceğiz. Ve bu konuda taviz vermeyeceğiz. Diğer kontroller yapacağız. Şoförlerin uzun süreli yolculuk yapmasını engelleyeceğiz. Uyuklamaları engelleyeceğiz. Yani bu konuda kararlı ve ciddi olacağız. Çok ısrar eden, çok ve polise mukavemet eden, tahrik eden vatandaşlarımız olursa, arka arkaya bu işi yapan olursa, şunu bilsinler ki bunu deşifre etmekte mecbur kalacağız ve edeceğiz. Halkımız bilsin polisimize nasıl zor şartlar altında çalıştığını, bilsin biz de polisimizin bazı polislerin nasıl kaba olup olmadığını